4.5 ile Adana'ya bağlanıyoruz. Eyvah! Tuncer abi ve Gülseren Hanım karşımızda. Tuncer abi, Gülseren Hanım nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Allah razı olsun, eksik olmayın. Pınar ve Can tam karşınızda. Can, ne demek istiyorsun? Dedenle mi konuşacaksın yoksa anneannenle mi? Dedemle konuşacağım. Konuş dedenle. Dede. Can, senin bir ismin de Tuncer mi? Evet, Tuncer. Dedenin adını taşıyorsun. Evet. Sen ondan dedene düşkünsün. Dede. Efendim? Bak, kızın kayınbabasıyla konuştuğunu söylediniz. Konuşmuyor musunuz? Kayınbabası bağlandı söyledi. İki tane kendini bilmeyen insan gelmiş yalan yanlış size konuşmuş. Siz de buna inanmışsınız. Bırakın da torununuza inanın biraz daha. Kayınbabasıyla konuştuk diye bir şey söylenmedi. Söylediniz dede. Kayınbabasıyla konuştu dediniz. Kayınbabası çıktı. Eski şeyle konuştum dediniz dede. Anne, babaannesi geldi, babaannesi. Hayır dede, bak yanlışınız var. Geldi. Bir düşünün, bak. Geriye düşünün. Öyle demediniz başta. Can. Dede, ben sana konuştuğun yeri kaydını alıp atacağım WhatsApp'tan size. Kayınbabasıyla konuştuk, eski eşiyle konuştuk dediniz. Bu kız böyleymiş dediniz. Hayır, kayınbabasıyla konuştuk diye bir kelime geçmedi oğlum. Dedem dediniz, sonradan babaannesi dediniz. Kurban oldu. Okuma, of. Neyse, önemli değil. Can, bunları konuşmayın. Beni deli diyorsun. Ya kararınız aile ne dedem? Pınar bırakıp benim gelmem mi olsun? Ne? Pınar'ı bırakayım, ben hala tek başıma mı geldim? Anlamadım. Sen bilirsin. Sen bilirsin değil de yani. Çok seviyorsanız. Bir sahip çıkın istiyorum ben. Tek bana değil, eşime de sahip çıkın. Karnına çocuğu var. Yazık, günah değil mi? Vicdan el vermez. Ben bu yaşta vicdanım el vermez. Anneannen dün en son dedi ki, o çocuk benim torunumdan değil ki dedi. Bendense kabul edecek misiniz? Kanı doğruya çıktığı zaman sahip çıkacak mısınız? Bendense çocuk. Artık bunun testi var, bilmem nesi var. Sallama lan hani. Senden de olsa, olmasa da. Yani dedem neden öyle olmaz? Öyle olsa da kabul etmiyorlar, olmasa da kabul etmiyorlar. Daha neyini ısrar edeceğim? Pınar, güzel konuşmaya çalış bakayım çocuğum. Hayır, ben güzel konuşmaya çalıştıkça bunu kendilerine de izah ettik biz zaten. Ben kendimi bildikten sonra gerisi beni ilgilendirmiyor. Anlayın. Ben et diye ısrar etmiyorum zaten. Bak, bugün çok sakin bir şekilde konuşuyorum. Gönlünüz razı olsun diyorum. Kalbiniz yani hoş olsun bize karşı. Aramızda git geller olsun, birbirinizi tanıyın. Güzel günler geçirelim diye uğraşıyorum. Ya normalde benim yaşım da reşit, planın yaşı da reşit. Oğlum. Giderim, yapabilirim yani. Güzel. Bak, ama güzel sadece oğlum. Ailemin gönlü olsun istiyorum. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Efendim. Ben... Evet. İstemiyorum eve gelmek. Ha, eve gelmek istiyorsanız, evlenmek de istiyorsanız, Seda Hanım nikahınızı da kıysın, ne yaparsa etsin bizden, okey. Hepsi sonra o kadar. Bizi yalnız rahatsız etmemek şartıyla. Aha, bunlar da kaldı, bunlar da kaldı. Nereye gidersen git. Soğukta mı kalayım ben karımla? Allah için dede. Babaannene git. Dede, babaannem de olmaz. Babaannene git. Kadında durumu yok. O da olmuyor. Dedene git. O da olmuyor. Deden de burada değil. Kime gideceğim? Cezaevinde kendimin yanına mı gideceğim? Ben ne yapacağım? Ben nereye? Ne? Bizim durumumuz var mı? Anneanne, siz bakın demiyorum ki ben ömür boyu. Size para yedirin demiyorum. Ben çalışayım bakayım diyorum. Can dur. Gülseren Hanım, Tuncay abi. Efendim Seda. Şimdi kızınız cezaevinden çıktıktan efendim sonra Allah'ın izniyle demeyecek mi benim çocuğuma niye sahip çıkmadınız? Bir çocuğum mu sığmadı buraya demeyecek şimdiden mi size? Şimdiden arayıp söylüyor zaten. Yok. Şimdiden de arayıp söylüyor anne bunu. İstersen benim çocuğuma neden böyle yapıyorsunuz diyor. Diyormuş bak bir de kızınız. Ana, çıkınca anneme ne hesap vereceksiniz? Tamam, ben sokakta yatar kalkarım bir şekilde, kendimi toparlarım. Kızınızın yüzüne bakabilecek misiniz evladınız sokağa atarken? Üçüne sahip çıkıp birine dışarı attığınız zaman. Ben kızımı
Bana bak, ben kızıma cevap vermeyeceğim. Cevap mecbur muyum cevap vermeye? Kızın ana ne kızın? Niye cevap vermeyeceksin? Vicdanınız hiç yok mu? Oğlum, oğlum bana bak. Ben hastayım zaten. Bak, ben hastayım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Kurban olayım ya. Hastayım diyorum. Kızıma hastayım, cevap vermeyeceğim. Bak, ben dün geldim diyorum. Doktordan. Ana doktordan geldim. Sen her gün doktora gidiyorsun zaten be. Ben de hasta olabilirim, doktora gidebilirim. Bunlar bahane. Protez bacak kullanış. Benim babaannem de tansiyon hastası, şeker hastası. Geçen sizin oraya gelirken düşmüş, kimse yardım etmemiş. Ya biz iyi geldi, cesareyle istemiyorum. Dışarı gidelim. Senin durumun yine ondan iyi be. Kadının sinir sistemleri çökmüş. Kız kapa çeneni. Sizin yanınıza gelmiş, yalvarmış kabul edin kapa diye. Kapa çeneni. Koskoca kadın gelip yalvarmış. Koskoca kadın sana yalvarıyor ya. Seninle yaşıt kadın sana yalvarıyor. Ben 65 yaşında insanım. Ben kimsenin karnını çekmeye mecbur değilim. Anneanne çekmeyeceksin. Sana karnını çek demiyorum bana zaten. Bana kim baksın? Benden kim ilgilensin? Anneanne bu da genel olarak geliyor. Zaten bu sana bakacak evindeyken. Bu ben seninle ilgilenecek. Ben evet olarak gelmiyorum. Hayır oğlum, hayır. Oğlum nerede oturacaksın sen? Sen dedem bak ben bir zaman sonra kendimi tutacağım zaten. Sadece ben zor durumu atlatana kadar ya hiç arkamda durmayacak mısınız direkt olarak? Dört tane oda var. Bir odaya bizi sığdıramıyor. Benim odam burada bomboş duruyor bak. Evet, benim odam bomboş duruyor. O yatak benim yatağım. Evet, odam benim odam. Evet. Bomboş duruyor. Sana kapım hayır kapalı. Oğlum istemiyorum. Bak beni rahatsız etmeyeceksen Seda Hanım nikahınızı da kıysın. Evinizi de tutsun. Ne yaparsa etsin. Daha beni rahatsız etmem. Ben bak ne güzel iyileştiydim, şimdi yine kötü durumlara düştüm. Bak dün doktorda geldim. Tuncer abi zaten oradaki odalardan biri canındı. Benim odam hala boş duruyor. Çocuğun kendi odası orada boş duruyor. Onu yalan konuşuyor, yalan konuşuyor. Anneanne benim annemin resimleri astı. Bak şu an ben kaldığım yere de aynı şeyi fotoğrafları astım. O oda benim odam. Olabilir, olabilir. Sen bu kadar yalan söylerken vicdanın nasıl rahat? Ya bu dünyada sen benim bunları kanıtlıyorsun. Öteki tarafta nasıl vicdan azabı çekiyor? Seda Hanım. Efendim Tuncer abi. Seda Hanım. Efendim. Şu Bursa kumaşının sesini bir kıtsın. Evet. Ben de bir tane daha yok zaten. Ben torunumla sakin sakin konuşuyoruz. Torunumla sakin sakin konuşuyoruz. Yarın göndereceğim torununu. Otur bol bol konuş. Yarın onu göndereceğim. Ne yapacaksın sen oralarda? Bak ne yapacaksın bunu sonraları? Bunu düşünüyorsun, ya, neden kabul etmiyorsun? Ya bak bu kadar düşünüyorsun, neden kabul etmiyorsun? Hani? Ne yapacaksın orada kız başına değil mi? Al sen kızım desen, oğlum, o da sana ne deyip sahip çıksın. Oğlum. Ne var? Yani ne olur ki orada yani, benim, ne kaybedersin? Can, benim kızlarımı karıştırma. Ana kızını bak, karıştırmıyorum orada ki. Orada benim kızlarımı karıştırma, çok... Onu sen düşün. Ana ne, ben ne düşüneceğim sen kızını sokağa atarken? Ben mi seni kızını sokağa attım? Sen sahip çıkmadın, ben mi çıkmadım? Ben boş konuşma karşımda. Sen aldın götürdün. Sen aldın götürdün. Evet tabii ben götürdüm. Sen aldın götürdün. Kendi için sen götürdün. Sen ağlamadın, sızlamadın, sen yalvarmadın değil mi bana? Uzaklaştırma aldınız. Evet. Bak. Evet ha evet. İyi yapmışım. Oh canıma dersin. 65 yaşındayım diyorsun benden ama saygı bilmiyorsun. Allah'ınıza yakın olun. Ben size saygıma geleceğiz. Sen saygı biliyor musun? He? Soktun benim evime. Senin evin ise benim kapımı dedemin evi. Senin evin değil. Benim dedemin evi. Ben sokarım. Ben gönül rahatlar sokarım. Çünkü dinle, ben bir kızı sokağa atmadım. Sizin sen gibi sokakta bırakmadım. Sahip çıktım. Dedeni dinle. Bak dedeni bir dinle. Dinle. Dedeni dinle bir. Tamam benim bu, diyeceklerim bu kadar. Tamam. Söyle dedem. Bu ev dedenin de benimliği yok. Dedesi de ben, anneannen de ben, sen de ben, o da ben, bu da ben. Burada ayrım diye bir şey yok. Dedem başınızın ayrım diye bir şey yok da beni neden ayırıyorsunuz? Hayır, sen ne kız sen düşman. Ben dedemle konuşuyorum şu an. Anan hep sen karışma, kız dedemle. Ben şu an dedemle konuşuyorum, seninle değil. Abla, hayır dedenmeden yok senin. Anam susmuyor. Pınar konuş annem. Madem o evde ayrım diye bir şey konuş. Yok benim ayrıcalığım ne? Ben neden ayırt ediliyorum? Anana babana yakışırsın sen. Ben dedemle bana konuşuyorum yakışmazsın. Seninle değil. Ha,
Kapat elini. Ben dedeme söylüyorum. Sana değil. Dedeyle daha iyi anlaşıyorsunuz siz galiba. Dedem çok iyi. Anan hem her şeye bir cevap var. Hemen konuşuyor, atlıyor. Bir laf vuruyor. Ne güzel diyor. Ayrımcılık yapmıyorum. Ama ne güzel anne diyor. Ben, bu da ben diyor. Anne benim evim diyor. Güzel anneanne diyor ama. Hak ediyorsun. Hak etmiyorum anne. Bak sen yanlış yaptın bugüne kadar her şeyi. Bir düzelsin istiyorum artık. Hayır, hiç yanlış yapmadım. Bu içindeki fesatlık bir şey. Çıkar şunu ben. Kalkıyorum. Vallahi çıkar. Çıkar onu can. Çıkar. Ben uğraşamam. Efendim dede. Sinirlenme. Otur şekil. Can. Efendim. Eve üstüne Seda Hanım, olmaz. Bende kalp var. Dede eve üstüne olmayacak zaten. Kesin. Kurban oldum. Beni rahat bıraksınlar. Size diyorum ki ben bir zaman verin adam. Bana. Ben kendimi toparlayayım. Sokağa attın da ben sokakta mı toplayayım kendimi? Benim karım sokaktayken kafam nasıl rahat sen olsun? Sen nerede kaldın? Bak sen nerede kaldın? Sokakta kaldım, çalıştığım yerde kaldım, çadırda kaldım. Vicdanınız neredeydi o zaman? Parkta yattığım gün neredeydi vicdanınız? Benim vicdanım yok. Hamile parkta yattı kız. Yok benim vicdanım. Çalıştığım dükkanda yattım. Bu saatten sonra vicdanım yok. Nerede yatarsan yat, beni ilgilendirmez Can Bey. Tamam konuşma. Tamam bu kadar. Eyvallah, Seda Hanım. Efendim Tuncer abi. Seda Hanım. Siz her şeyi size bırakıyorum. Nikahını kıyın. Ne yaparsanız yapın. Bunlar sana emanet. Bizden okey evlenmelerine ama bize gelmeme şartıyla. Salıyorsunuz başıma. Ben hangi birine bakayım? Allah razı olsun. Sizi çok seyrettiğimiz için devamlı. Eksik sizin yardımlarınız inşallah. Çok. Eksik bütün eşe dostaya elinizi olmayın. Uzatıyorsunuz, elinden tutuyorsunuz. Olmadık kişilere yardım ediyorsunuz. Düşen insanı kaldırıyorsunuz. Allah sizden binlerce razı olsun. Şimdi Tuncer abi, Gülseren Hanım, çok güzel bir çocuk yetiştirmişsiniz. Biz burada canı çok seviyoruz. Gülseren Hanım, bu kadar öfkeli olma. Affet, çocuklara bir fırsat ver. Zaten Can'ın orada bir odası var. Boş duruyor o oda. Biz de verelim eşyasını, evlendirelim. Günah. Yok yok. Ne yok ya? Seviyor hayır, seni. Hayır. Bak ne güzel anneanne, asla. Anneanne diyor çocuk. Asla. Hayır, ben sevmiyorum. Düşünseydi. Anneanne, senin dövdüğüme dair bir şey var mı elinde kurban olayım? Ya darp raporun yok. Ne? Sen karakola gittin, uzaklaştırma adına darp raporun yoktu. Çocuklar var. Çocuklar var. Çocuklar var. Anneanne sen hastaneye gittin, hastaneye var mı darp raporun elinde? Doktora götürmedi beni. Ben hastaneye gitmedim. Ben sana o gün neden kızdım? Hastaneye gitmedim. Bak. Var ya. Gidip ben şikayetçi olmuşsun. Hakaretten şikayetçi öyle, olmuşsun. Öyle öyle. Sen kapat elini, sus. Yazıyor bu. Hakaretten şikayetçi olmuşsun. Bak, ya neyin ağzını yırtıyorsun sen? Boş konuşma. Evet. Sen kim adıysan yırtamazsın. Can sinirlenme çocuğum.